Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Evet, gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Gündemin oylanması işlemi var. Gündemi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesine geçiyorum. Gündemimizin ikinci maddesinde gelen evrak ve dilekçelerimizin görüşülmesi işi mevcut olup, gelen evrak ve dilekçelerimizin birinci sıra numarasını taşıyan evrakın idari bağımlılık değişikliği Kasnakçı Member Tüyü ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.07.2014 tarihli 1721 sayılı yazısı olup yazıyı okutuyorum. Başkanla ilgi 11.06.2014 tarihli 2158 sayılı Bafra Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefi'nin yazısı. İlgi yazıyla ilçemiz Kasnakçı Mermer Mahallesi'nin idari yönden Atıkum ilçesine bağlanmasıyla ilgili işlemli dosyanın Samsun Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 25.2014 tarih ve 4.951 sayılı yazılarıyla almış olduğu ve 63.60 sayılı kanun ve kanun hükmünde kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşen Kasnakçı Mermer Mahallesi'nin Atıkum ilçesine bağlanmasıyla ilgili Bafra Belediyesi yetkili organlarınca görüşülerek gerekli kararın alınması istenmektedir. 63.60 sayılı kanun ve kanun hükmünde kararname ile tüzel kişiliği kaldırılıp mahalleye dönüşen Kasnakçı Mermer Mahallesi'nin idari yönden ilçemizden ayrılarak Atıkum ilçesine bağlanması ile ilgili talebin belediye meclisiyle görüşülerek karara bağlanması hususunda gereğini arz eden şeklindeki imar ve şehircilik müdürlüğünün yazısıydı. Görüş bildirmek isteyen, buyurun efendim. Şimdi Kasnakçı Mermer zaten daha önce de yönetim tarafından bu karar alınmıştı. Şimdi mecliste geliyor partiye. Belediye meclisimiz buna nasıl bir düşünce yaptılar? Bizim için çok fazla mahsul olmamasına rağmen Kasnakçı Mermer'de çok büyük maden taşları var. Samsun'da bulunması, Samsun'a bağlanmasının bütün sebebi de o. O yüzden de aslında Bafra'dan oraya verilmemesi gerekiyor. Uzaklığından sıkılma olabilir belki. Vatandaş, muhtarlar hepsi istiyor mu? Onu da tam bilmiyoruz. Başkanım, benim bildiğim burası özel idareyken zaten oraya geçmiş. Evet. Şu anda bizim yaptığımız zannediyorum sadece bir prosedürü yerine getiriyor. Prosedürü yerine getirmek için doğrudan da bizlere de lazım olan bir yeri, şey, İsmail'in konuyu daha iyi bilir daha önce. Orada büyük bir maden ocağı var. Evet. Aslında bu hafta nasıl daha iyi olur kararını değil. Bu açıdan bir düzenle. Teşekkür ediyorum. Ama İsmail Bey'in konuda bilgilerse istersen, şey, daha önce bir özel daha iyi. Şimdi bildiğiniz gibi tasfiyeli uzaklığı söz konusu. Oradaki arkadaşların da hakkında çoğu Atakum'da, Samsun'da geçilen olduğunu müddet zamanlarda bize bildirmişler idi. Buna rağmen yine her zaman olduğu gibi halkın da orada yaşayan, ilham eden insanların görüşlerini alması söz konusuydu. Özel idare bu hususta orada bir halk oylaması yaptı. Çoğunluk tabii ki oraya Atakum'a geçme tarafından yapıldı. Ondan sonra böyle bir karar verildi. Maden ocağının taşları oradan alındığını biliyorsun. Evet, biliyorum. Biliyorum. O sıkıntılar da gündeme geldi. Allah. Başka görüş bildirmek isteyen. Evet. Arkadaşlar bunu oylamaya açmıyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Etmeyenler bir açıkça söylersen. Evet, isim yazalım. İsim yazalım. Sefer Uyar. Erol Esen. Sefer Uyar. Evet, oy çok. Bu kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar, gelen evrak ve dilekçelerimizin ikinci sıra numarasını taşıyan evrakı tahsis değişikliği talebi ile ilgili başkanlığın 24.07.2014 tarih ve 19 sayılı yazısı olur. Yazıyı okutuyorum. Meclis Başkanlığı'na ilgi 6.06.2014 tarih ve 5.349 sayılı yazı. İlgi yazıyla emniyetli belediyemize ait kapının kapta 20.07.463'a bir parçada kayıtlı olan tek katlı kâgi bina ve bahçesinin belediye meclisimizin 13.08.2014 tarih ve 67 sayılı kararı ile İl Eğitim Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Sitesi Hizmet Finansörü tavsiye yapıldı. Ancak eğitim ve öğretim yönünden yeterli olmadığından borç durumda olan Hasan Çakın Kötü Meslek Sitesi'ne taşınacağı bir bildirilmiş olup Anadolu Sağlık Meslek Sitesi'ne boşalacak olan ve Mülkiyeti Belediye'mize ait tek katlı kâgi bina ve bahçesinin rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne tahsisin yapılması talep edilmiştir. Mülkiyeti Belediye'mize ait binanın rehberlik ve araştırma merkezi olarak tahsis edilmiştir.
kimlik aktarımı belediyemiz ve ilçe milliyeti müdürlüğü arasında yapılacak. Protokolle belirlenmesi yönünde belediye meclisi kararı masasında gereğini rica edilmiş şeklindeki Zengin Şahin imzalı başkanlık yazısı. Arkadaşlar burada Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin boşanması ve Birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü bizden belediyeye ait olan bu yerin tek öğretmenlik araştırma merkezine tahsisini istiyor. Mesela bundan ibarettir. Bu konuda görüş bitirmek isteyen varsa buyursun. Evet. Kabul edenler, etmeyenler, bir kişi kabul etmeyenler. Önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler idarelerin yürütteki kendi imal yönetmeliklerinde önemli destek alınmış genel aynı yönetmeliğin uygulanması amaçlanmıştır. Dolayısıyla ilgideki meclis kararlarıyla alınmış olan çatılarla ilgili kararlar yürütteki planlı alanlar tıpkı imal yönetmeliğine getirilmiş olan çatılarla ilgili maddelere aykırı kalmıştır. Bu nedenle ilgili kararlar ile belirlenmiş bazı maddelerin iptal edilmesi gerekmektedir. 1.6.2013 tarihli planlı alanlar tıpkı imal yönetmeliğinin çatılarla ilgili 35. maddesiyle çatıların civarındaki cadde ve sokakların mimari karakterine yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması şarttır. Çatı yenileri kullanılacak çatı malzemesi de yörenin mimari özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile aynı edilir. Çatı yeni saçak ucundan hesaplanır. Çatılarda 1-20 metre parapet yapılabilir ve çatı döşemesi bu parapet üzerinden başlatabilir denilmekteyken bazı maddelerde 8.9.2013 tarihinde yapılan değişikliklerle 4. cümle teras çatılarda 1-20 metre parapet yapılabilir şeklinde değiştirilmiş ve mahiye yüksekliği 5 metreyi geçemez ifadesi eklenmiştir. Bu nedenle 6.6.2012 tarih ve 7 sayılı meclis kararı ile alınmış olan çatılar arasılacak ucuna veya parapet üzerinde üstüne oturtulabilir. Parapet yüksekliği 90 cm'yi geçemez ve 4.5.2012 tarih ve 6 sayılı meclis kararı ile alınmış olan mahiye yüksekliği 4.5 metreyi geçemez şeklinde planlı maddenin iptal edilmesi gerekmektedir. Gerekli kararın alınması için yazımızın belediye meclisine havalesi arz dönem şeklindeki imar ve şehircilik müdürünün yazısı. Müdür Bey, bizim anlayacağımız dilerinizi birkaç cümleyle bunu özetler misiniz? 2012'nin 6. ayında alınan bir kararın lağvedilmesi gibi bir durum söz konusu. Zaten Büyükşehir'in bu Haziran'da aldığı kararla otomatik olarak bu sona erdi. Ama biz de herhangi bir açıklamak kalmasın, sıkıntıya düşmeyelim diye bu meclisin 6. ayında, 2012'nin 6. ayında aldığı kararı iptal etmedim. Yani şöyle kısa bir özetle geçmek gerekirse 2012'nin 6. ayında biz 90 santimlik parapetin üzerinde 4,5 metre çatı mahiyası parapetin üzerine oturacak şekilde bir karar aldırmıştı. Zaten yeni 2013'ün 6. ve 9. ayında gelen yeni imar planlı alanlar yönetmeliğindeki şeylerle bu düzeltildi. Ya parapet yapıyorsun ya da çatıyı 1.20 parapet yapıyorsun, parapet yapmazsan çatıyı tabiyenin üzerine %33 meyille çatı mahiyasına 4,5 metreye gelecek şekilde yapıyorsun. Bu şekilde. Zaten bundan dubleksle bizim aldığımız kararda dubleksle ilgili olduğunda dubleksle ilgili karar iptal edildiğinde bu şeyi aldığımız kararı iptal etmek zorunda kaldık. Yani bir sıkıntı yaşamayalım. Şeyle 2000 geçen 9. ayda gelen yönetmelikle uyum sağlaması açısından örtüsün dedik, çelişki oluşmasın dedik. Bu kararı almak durumu icap oluyor. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüş bildirmek isteyen ya da sorusu olan var mı? Yok. Bunu zaten oylamaya sunuyoruz. Komisyon yapmak. Oynuyoruz. Kabul ederler, etmeyenler kabul edilmiştir. İmar komisyonuna havalesini yapıyoruz. Gelen evrak ve dilekçelerinizin 5. sıra numarasını taşıyan 4. Gelen evrak ve dilekçelerinizin 4. sıra numarasını taşıyan evrakı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.7.2014 tarihinde 1725 sayılı yazısı olup yazıyı okutuyorum. Buyurun. Başkanlar, İGİ 17.6.2014 tarih ve 5600 sayılı Samsun Çalışma İş Kurumu'nun İl Müdürlüğü Banka Hizmet Merkezi yazısı. İlk yazılı ilçemiz İshaklı Mahallesi'nde Mülkiyet Mahallesi'nde sayılmaktaydı. Sıkıntı 97'de 2, 3 ve 4 olması parçaları kapsayan alanda
plan tablası yapılması talep edilmektedir. Geçen Sakko Mahallesi'nde şehir imar planımızın 20-23 parçası hesap edilen 8-9 ayında da 2, 3 ve 4 nolu parseller bitişik 3-3 yapı nizamında konut olarak opsiyonlandırılmıştır. Parselin mülkiyeti mali hazinesi adına olduğunda 17-2014 tarihli 1602 sayılı yazımız ile görüş istenmiştir. Yazımızda istenilen Mahmut'un 16-2014 tarihli 3371 sayılı yazılarında söz konusu parsellerin konut alanı olarak imar kurumlarının resmi kurum alanı olarak yapılacak plan tadilatını taşımazlardan top kesim dönmesi, miktarlarında herhangi bir azalma olması ve hazine menfaati korunması karşısında kurum herhangi bir sıkıntı olmadığı hususunda uygun görüş verilmiştir. Yapı adasının Musa Cevat ve Bulvarı'nda şekilde bu kısmında bulunan 4 adet parselden birinin konut alanı olarak kalması, diğer 3 adet parselin resmi kurum yapısı olacak şekilde düzenlenmesi ile aynı yapı adası içerisinde 2 farklı fonksiyon olacaktır. İshak Mahallesi 897 ile 5 nolu parselin konut alanı olarak kalması, görüşe istinaden 2, 3 ve 4 nolu parsellerin fonksiyonunun talep ve teklif edildiği şekilde resmi kurum alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tarifatının imar plan tarifatının meclise görüşülerek karar bağlamak hususunda gereğini arz edecek ilgili imar ve şehircilik durumu yazsın. Görüş bildirmek isteyen arkadaşlar. Bunu imar komisyonunda havalesi yapıyoruz. Gelen evrak ve dilekçelerimizin 5'incisi. İmar komisyonuna havale yapılması ile ilgili kabul edenler, etmeyenler, evet kabul edilmiştir arkadaşlar. İmar komisyonuna havalesini yapıyoruz. Gelen evrak ve dilekçelerimizin 5. sıra numarasını taşıyan evrakı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.07.2014 tarihli 1722 sayılı yazısı olup yazıyı okuyorum. Başkanlığa ilgi 34.2014 tarih ve 1893 sayılı Mahmut'un yazısı. İlgi yazı ile ilçemiz Fethi Çakmak Mahallesi'nde mülkiyeti mali hazinesi alanına kayıtlı. 1865 ada 5 nolu parselinin eğitim alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili plan tadilatı yapılması talep edilmektedir. İlçemiz Fethi Çakmak Mahallesi'nde mali hazinesi alanına kayıtlı şehir imar kanalımızın 19 mevcut noktası hesap edilen yatayda 29.930 bin, DK'de 22.223 koordinat değerler arasında 14.50 metre genişlikte köy hizmetleri sokağının düzeyinde bulunan 14.5 metrelik 10 metrelik yolu taşıtları ile 7 metrelik yarı yolu ile çevrelenmiş olan 1865 ada 5 nolu parseli kapsayan yapı adası orman tesisi olduğundan orman alanına fonksiyonlandırılmıştır. İlçemin eğitim müdürlüğünün 1.4.2014 tarih ve 3091 sayılı yazılarında söz konusu 1865 ada 5 nolu parselin bitişiyle mülkiyeti mali hazine hesabına kayıtlı aynı olan ancak orta öğretim genel müdürlüğü adına tahsisli 1933 ada 2 nolu lise alanı olarak fonksiyonlandırılmıştır. Bulunmuş parselde eğitim öğretime devam eden fen lisesinin bulunduğu ve fen lisesi öğrencilerinin sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri yürütülebilir amacıyla spor salonu yapılması için bu arsaya ihtiyaç olduğu belirtilerek arsaya spor tesisi yapmak ve kullanmak üzere fen lisesinin bulunduğu 1933 ada 2 nolu parseliyle belirleştirilerek tamamının eğitim alanı olarak düzenlenmesi ve Malmur Kültürü tarafından orta öğretim genel müdürlüğü adına tahsis edilmesi talep edilmiştir. Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün kadastro ve mülkiyet şeklinin 34-2014 tarih ve 836-986 sayılı yazılarında Belisekon Mahallesi 1865 ada 5 nolu 2731.49 metrekare yüz ölçümü taşıması orman kadastro haritasında 2B madde uyanık cihazına adına orman sınırlarının dışına çıkaran yerlerden olduğu tasarrufunun mal müdürlüğü oldu ve bu sebeple tahsis talebine uygun imar değişikliğinde de tahsisinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Mal Müdürlüğü 34-2014 tarih ve 1893 sayılı yazılarında imar planında orman alanı olarak olan 1865 ada 5 nolu parselin tahsis işlemine devam edilmesi için talebe uygun imar planı değişikliği yapılması talep etmiştir. 2B çalışmaların sonucu orman vasfı kaldırılan 1865 ada 5 nolu parselin batısında bulunan 10 metrelik taşıt yolunun kaldırılarak üzerinde bulunan 7 metrelik yaya yolunun 10 metrelik genişletilmesi suretiyle 1865 ada 5 ve 1933 ada 2 nolu parsellerin birleştirilmesiyle oluşan alanın eğitim alanı olarak geliştirmesi teklifini mecliste görüşülerek karar bağlanması hususunda gereğini arz eden şeklindeki imar ve şehircilik müdürlüğüne yazılır. Görüş bildirmek isteyen var mı arkadaşlar? Evet, imar komisyonunda havalesinin oylarını sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gelen evrak ve dilekçelerimizin 6. sıra numarasını taşıyan evrakı gayrimenkul satışı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31.07.2014 tarihi 1103 sayılı yazısı olup yazıyı okutuyorum. Buyurun. Başkanlar, mülkiyet belediyemiz ait Eklisli'de ada parsel numaralı belirtilen taşınmazların 5393 sayılı belediye kanunu
Meclisin görev yetkilileri başlıklı 18. maddesinin ev kutasına göre belediye meclisiyle satış kararı alınması hususunda gereğini arz edecek şekilde iki var yeri tanıtımı yazsın. Evet, görüş bildirmek isteyen var mı? Kaç metre kadar var? Yerler nerede? Evet. Bir tarafı da kaç metre kadar? Arkadaş nerede? Evet. Bir yerini gösterelim. 3, 4, 6 metre. Kaç metre kadar? Arkadaş yerini gösterecek şimdi, hazırlamak. Burada gösteremiyorum, hazır değil mi açıkta? Neyse. Kaç metre kadar olduğunu bilir bunun. Kapının fotoğrafı 3600. 3600. 5 tane kapı var ayrı. Fakülte mi var? Burası mı fakülte? 3597 metrekare. 3597. 5 kapı var ayrı. Zaten Hasan Bey de. Doğru. Evet. Yazıyı okutuyorum. Buyurun. Başkanlığa 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 93 maddesinin alt kısmına ikinci paragrafta göre bu paragraf hükmünün uygulanmasıyla ilgili olarak eski 7. maddeye ilave edilmiştir. Bu değişiklik üzerine 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu 93 maddesinin alt kısmı uyarınca çıkarılacak bakanlar kurulu kararına esas olmak üzere Maliye Bakanlığı'nca alınan belediye gelirleri kanunu ilave edilmiştir. Resmi gazete yayınlanmış olup söz konusu vergi ve harçlarla ilgili olarak bu kapsamda kanunda belirtilen en alt ve en üst kısmında açıklama kaydında söz konusu harçların miktar ve tutarların belirlenmesi hususunda belediye meclisinde karar alınması arzları şeklindeki faizle terkli mi yazısı? Görüş bildirmek isteyen var mı? Yok. Değerli arkadaşlar, tarifi komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Gelen evrak ve dilekçelerimizin 8. sıra numarasını taşıyan evrakı kadro ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 04.08.2014 tarihli 488 sayılı yazısı olup yazıyı okutuyorum. Buyurun. Başkanlar, belediyemiz bünyesinde bulunan ve 13.04.2014 tarihli 36 sayılı belediye meclis kararıyla oluşturulan müdür kadrolar iptal ve alınmak istenen kadronun tablo halinde aşağıda gösterilmiştir. Sınıf ünvan ve kadro derecelerine göre yeni kadro ihdasının yapılması için belediye meclisine karar almasını arz ederim. İptal istenilen kadro genel idarecilikler sınıfından ruhsat ve denetim müdürlüğü bir dereceli, alınmak istenen kadro genel idarecilikler sınıfından işletme ve işçilikler müdürlüğü bir dereceli. Evet. Görüş bildirmek isteyen. Peki bunu başkan kabul etseydiniz de şimdi yanında kalmasaydı değil mi? Daha önce teklif etmiştik herhalde. Evet, biz teklif etmiştik işte. Zaten o teklif doğrusu da bunu getirdim. Tamam. Evet. Sizin isteğiniz olmasına geldik. Evet, o zaman patlıya bağlanmış. Tamam. Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, gündemdeki maddelerimiz bitti. Gündem dışında söz almak isteyen, konuşmak isteyen... 5 Eylül Cuma saat 15'te açılacak. Evet, Eylül ayı toplantımız 5 Eylül Cuma saat 15'te. Yeni tamam, 5 Eylül Cuma saat 15'te.